biz Anayasa Mahkemesi'nin ivedilikle bu yasayı görüşeceğine ve canlılardan yana tavır alacağına inanıyoruz. Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hayvanları koruma kanununda yapılacak değişiklikleri protesto eden hayvanseverlere destek verdi. İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ile birlikte Saraçlar Caddesi'ne giden Özçağdaş, söz konusu yasaya itiraz etmek üzere 180 sayfalık rapor hazırladıklarını ve 15 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını ifade etti. Biliyorsunuz mecliste uzun süreyle bunları tartıştık. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sokaktaki yaşam dostlarımızı, arkadaşlarımızı, canlıları yaşatmak yerine yok etmeyi tercih eden bir yasayı mecliste bütün itirazlarımıza rağmen geçirdi. Kamuoyunun dikkatine şunu sunmak isterim. 2019 yılında bütün siyasi partilerin ortaklaşmasıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonun oy birliğiyle hazırladığı bir rapor var. Bu rapora göre bir hayvan hakları fonu kurulması, buna kaynak yaratılması ve bu kaynak aracılığıyla da sokak canlılarının, hayvanların kısırlaştırılması, üretimin durdurulması, bulundukları yerde aşılatılmaları, yerinde yaşatılması gibi bir takım konular var. Maalesef 5 yıl boyunca mevcut iktidar bir arpa boyu yol almadı. Ve 5 yıl sonra da sanki bu komisyon raporu yokmuş gibi, kendileri de bu raporu imzalamamışlar gibi bambaşka bir yasayla karşımıza geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 15 Ağustos'ta öğleden sonra 180 sayfalık itiraz dilekçemizle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'nin ivedilikle bu yasayı görüşeceğine ve canlılardan yana tavır alacağına inanıyoruz. Tabii iktidar partisinin yaratmış olduğu iklim, iktidar partisinin süreci terörize etmesi nedeniyle çeşitli kentlerimizde hiç hoş olmayan, içimizi acıtan, bizi üzüntüye boğan olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne'de de yaşandı. 15 hayvanımızı, köpeğimizi kaybettik. Bunu yapanlar sonuç itibariyle canlılara bunu reva görenler bütün canlılar için tehlikedir. Adalet ve Kalkınma Partilerinin anlamadığı şey, mevcut iktidarın anlamadığı şey, sokak hayvanlarına reva görülen muamele bugün onlaradır, yarın diğer tüm canlılaradır. Sırayla önce köpeklerden başlar, sonra diğer hayvanlara gider, sonra da insanlara gelir. Yararı olmadığı düşünülen canlıları yok etmeye kalkarsanız bunun sonunu hiç kimse alamaz. Oysa meclisteki konuşmalarında uzun uzun ecdadımızdan bahsettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri ecdadımızın hayvan haklarına ne kadar saygılı olduğundan bahsettiler. Kuşlardan, kedilerden, köpeklerden, geçmişte yaşanan olaylardan örnekler verdiler. Geçmişle övünmek kuşkusuz kıymetli ama geleceği kurmak onlardan daha önemli. Bu derece geçmişe öykünüp bu derece yanlış bir iş yapmak herhalde ancak bu iktidara nasip olabilecek olan bir şey. Türkiye'de kuşkusuz güvenlik açısından bazen sokak hayvanları ile ilgili sonuçlar yaşanabiliyor. Devlet buna tedbir alır. Sabah saatlerinde bazen işe giden kadınlar, okula giden çocuklar, yaşlılar etkilenebiliyorlar. Biz de bunun için her tür tedbir alınmasını istiyoruz zaten. Ama devletin tedbir almayıp da çözümü ölümde bulması maalesef Türkiye için çok trajik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimde olduğu belediyelerde bu yasa asla uygulanmayacak. Genel Başkanımız Özgür Özel daha bu yasa teklifi meclise gelmeden kendilerini bu konuda uyardı. Biz bu yasanın sokak hayvanlarını imha eden hiçbir kuralını uygulamayacağız. Ve Anayasa Mahkemesi'nin de ümit ediyorum çok yakında alacağı kararla canlılardan yana bir tavır alacağız. Ben buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarıma ölümü değil yaşamı seçtikleri için, başka canlılara ses oldukları için teşekkür ediyorum. Bence tutkunuz, aidiyetiniz paha biçilmez. Türkiye'nin geleceğini kuracak olan şey de bu yaşamın yanında yer alma tavrıdır. Sağ olsun, var olsunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.